Sürdürülebilirlik ve atıkların değerlendirilmesi dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça önemli. Çumra Şeker Entegre Tesisinde de her atık bir diğer tesisin ham maddesi olarak değerlendiriliyor. Bioetanol üretimi sırasında yan ürün olarak elde edilen şlempe, bioetanol tesisi bünyesinde kurulan organik gübre üretim tesisinde ham madde olarak kullanılıyor. Tesiste farklı kullanım alanlarına ve ürün gruplarına yönelik organik gübre çeşitleri üretiliyor. Konya Şeker'in ana faaliyeti olan şeker üretiminin yan ürünü melas, bioetanol tesisinin ham maddesi. Konya Şeker'in gerçekleştirdiği bu yatırım, ülkenin sürdürülebilir endüstri alanındaki en büyük yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip Çumra Şeker Entegre Tesisleri bünyesinde bulunan bioetanol tesisi, şeker üretiminden çıkan melası ham madde olarak kullanıyor. Bioetanol tesisi etil alkol üretiminden çıkan şilenpeyi de sıvı organik gübre üretim tesisinde ham madde olarak kullanıyor. Türkiye'nin şilenpe üretimine önemli ölçüde katkı sağladıklarını belirten Çevre ve Bioetanol Üretim Müdürü Şefika Talibe Devece, sıvı organik gübre üretim tesisi, başta şilenpeyi değerlendirmek için kurulan bir tesis olarak üretime başladı. Şilenpenin birçok farklı iz elementle zenginleştirilmesinin bitki için çok daha kıymetli bir hale geldiği görüldü. Bugün 16 farklı içerikli gübre grubumuz mevcut. Çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda da yeni reçeteler hazırlayıp piyasaya arz etmek için çalışmalarımız devam ediyor dedi.